Merhabalar sayın seyirciler. Kanal 25 Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Erzurum'da oğlunu öldürdükten sonra kendisini yakalamaya çalışan polise ateş açarak çatışan babaya karşı özel harekat timleri drone helikopter destekli operasyon düzenledi. Erzurum'da inşaat işçisi Zekeriya Biş 2 ay önce kendisinden ayrı yaşamaya başlayan eşinin başka birisiyle ilişki kurmasına onay verdiğini öne sürdüğü oğlu Bayramı Biş'i ruhsatsız tabancasıyla öldürdü. Cinayetten sonra babasının evine giden Zekeriya Biş polise teslim olmamak için 9,5 saat süreyle anne ile babasını rehin aldı. Abiş polisin operasyon düzenlemesi üzerine intihar etti. Olay dün saat 18 sıralarında Merkez Yakut ilçesi Sanayi Mahallesi Yıldırım Beyazıt Camii önünde meydana geldi. Zekeriya Biş eşi Menşura Biş ile 2 ay önce ayrı yaşamaya başladı. Zekeriya Biş eşinin akrabası olan bir kişiyle ilişkisinin olduğunu ve oğlu bayramında bu kişiyle yakınlık kurduğunu öne sürdü. Abiş camiden çıkan evli ve iki çocuk babası, otosanayi sitesinde çalışan oğlu 31 yaşındaki Bayramı Biş'in yolunu keserek "Sen annenle birlikte yaşamaya başlayan insanla nasıl arkadaşlık edersin?" diyerek elindeki tabancanın tetiğini çekti. Bayram Abiş'i ağır yaraladı. Abiş ihbar üzerine gelen ambulansa sevk edildiği hastanede kurtarılamadı. Zekeriya Biş Bayramı Biş'i ateş ettikten sonra yaklaşık 400 metre uzaklıktaki yatalak ve yaşlı annesi Sanayi ile babası Kadir'in oturduğu eve gitti. Cinayet üzerine harekete geçen polis ekipleri Zekeriya Biş'in babasının evinde olduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. Abiş kendisini yakalamak için evi saran polislere içeri girerseniz ateş ederim, annemle babamı da öldürürüm dedi. Aralarında özel harekat polislerinde bulunduğu çok sayıda polis Abiş'in anne ile babasını rehin aldığı tek katlı gecekondu evi abluk altına aldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü gecede polisin yaklaşık 9,5 saat süren ikna etme çalıştığı Abiş oğlunu öldürdüğünü ve teslim olmayacağını söyledi. Özel harekat timleri 04.10'da Abiş'in bulunduğu eve operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin kapıyı kırıp eve girdiğini gören Abiş tabancayı başına dayayıp ateş etti. Ağır yaralanan Zekeriya Biş'e olay yerinde bekleyen 112 acil servis ekipleri müdahale etti. Sedyeye konularak ambulansla Atatürk Üniversitesi Yakut Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Abiş yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Abiş'in rehin aldığı anne ile babasının sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Devam et, devam et, ilerle. Haydi. Erzurum milletvekilleri Profesör Doktor Mustafa Alıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu ve Orhan Deligöz'de Winterfest Erzurum 2015'te şehrin medya ve kitle iletişim araçlarıyla dolu dolu tanıtıldığını söyledi. Hiçbir şey dinlemeden... Profesör Doktor Mustafa Alıcalı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'u Türkiye ve dünyaya tanıtan organizasyonlar düzenlediği için teşekkür ediyorum. Başkanımız önümüzdeki sene bu festivali inşallah uluslararası boyuta taşıyacak dedi. Milletvekili Taşkesenlioğlu da Erzurum sanatçısı ve soğuyla dünyaya mal oldu. Çünkü festivalde tüm Türkiye'nin hem turizmi hem de sporu tanıtıldı. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımıza Erzurum'u bir marka kent haline getirdiği için çok teşekkür ediyoruz dedi. Milletvekili Orhan Deligöz'de İbrahim Erkal'la ilkokulda sınıf ve sıra arkadaşıydım. Sanatçımız çocukluktan beri yetenekliydi. Milletvekili arkadaşlarımızla, belediye başkanımızla, sanatçılarımızla, iş adamlarımızla hepimiz el ele omuz omuza verdik ve Erzurum'u şaha kaldıracağız dedi. Kış festivalinde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen şehir kültürünü yeniden canlandırdı.
Kış Festivali'nde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen şehir kültürünü yeniden canlandırdı. Başkan Sekmen'in kültür projelerinden biri olan geleneksel Erzurum akşam oturması Winterfest Erzurum 2015 etkinlikleri kapsamında Erzurumların beğenisine sunuldu. Osmanlı otağını andıran kültür evinde muhteşem bir Erzurum akşamı yaşandı. Geleneksel Türk tiyatrosunun birbirinden güzel orta oyunları, Erzurum türküleri, demli çay, ter helva, patates közlemesiyle buram buram Anadolu kokan akşam oturmasında şehir gelenekleri konuşuldu. Erzurum sohbetleri, fıkralar, türküler, delikanlı başları piyesleri, orta oyunları ve yaslılık ikramlarında sunulduğu geleneksel Erzurum akşam oturmasını Başkan Sekmen medya mensuplarına da anlattı. Sekmen inanıyorum ki el ele, gönül gönüle vererek Erzurum'un mahkus tarihini yeneceğiz. Şehrimizi beklenen, özlenen bir seviyeye çıkarıp marka bir şehir yapacağız. İşte bu yüzden sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere büyük bir önem veriyoruz. Festivallerde şehirde üretilen ürünler pazarlanır. İşte biz de kentimizin değerlerini turizm pazarında tanıtıyoruz dedi. Bunun gibi kış festivalimizin Winterfest'in ikinci günündeyiz. Yoğun bir ilgi ve alaka var. Şehrimizdeki halkımız, çevre illerden ve yine büyük şehirlerden hemşehrilerimiz buraya kadar gelerek bu festivale destek verdiler. Tabii festivalin ana gayesi kış turizminin başlangıcını duyurmak, şehrimizin imkanlarını hem şehirlerimize hem diğer insanlara tanıtma yapıyoruz. Hakikaten medya kuruluşları, basın, yayın, iletişim kuruluşları yoğun bilgi gösteriyor. Bunlar işte bu festival çerçevesinde olan olaylar. Şehrimiz hakikaten doğuda bir kış şehri. CHP il başkanlığına Taceddin Kızıloğlu yeniden getirildi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Kongresi özel bir düğün salonunda yapıldı. Divan Başkanlığını parti meclis üyesi Gül Çiftçi'nin yaptığı genel kurulda iki aday başkanlık için yarıştı. Genel kurulda yapılan seçimlerde 44 delegenin oyunu alan Taceddin Kızıloğlu CHP'nin yeniden il başkanı olurken diğer aday Tuncer Aktaş 33 delegenin oyunu alabildi. Kızıloğlu seçimler öncesinde bıraktığı koltuğunu yeniden devralırken delegelere genel kurul sonunda desteklerinden dolayı teşekkür etti. Sıcaklıkların eksi 30'lara düştüğü Erzurum'da süs havuzları ve şadırvanlar buz tuttu. Doğu Anadolu'da kar yağışının ardından başlayan Sibirya soğukları hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Hava sıcaklığının eksi 13 dereceye düştüğü Erzurum'da süs havuzları ve şadırvanlar buz tuttu. Sibirya soğuklarıyla birlikte Erzurumlar üşümemek için kat kat giyinirken bazıları da ayaklarının kaymaması için altı zincirli ayakkabıları tercih ediyor. Uzmanlar buzlu zeminlerde vatandaşların elleri cepte yürümemesini ve küçük adımlar atmasını istedi. Doktorlarsa aşırı soğuklarda yaşlı ve çocukların zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulundu. Soğuklar nedeniyle özellikle müstakil ev ve iş yerlerindeki suların donmaması için belediye yetkilileri geceleri suların damlarcasına açık bırakılması tavsiyesinde bulundu. Renkli bir tabela bu insan manzara. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkilileri birçok akarsu, gölet ve göllerin donduğu Doğu Anadolu bölgesinde önümüzdeki günlerde havaların daha da soğuyacağını açıkladı. Kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştığı Palandöken ve Konaklı'da yerli ve yabancı turistler güneşli havada kayan keyfini çıkardı. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken ve Konaklı'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta etkili olan yağışların ardından kar kalınlığının 40 santimetre ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi özellikle hafta sonları çok sayıda kayak severe ev sahipliği yapıyor. Pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler güneşli havada kayarak güzel vakit geçirmeye çalışıyor. Bazı turistler de otellerin verandasında güneşlenerek hafta sonu keyfi yaşıyor.
Kayak severler Palandöken'de kayak yapmak çok güzel. Uzun pistleri Türkiye'nin birçok kayak merkezinde yok. Biraz daha tanıtım yapılırsa Palandöken kış turizminin merkezi olur dediler. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulüp Başkanı Ali Demirhan görevine son verilen teknik direktör Besim Durmuş'un iddialarına cevap verdi. Hoş geldiniz. Erzurum'a gelerek basın toplantısı düzenleyen ve kulüple alakalı çarpıcı iddialarda bulunan teknik direktör Besim Durmuş gündeme damga vurmuştu. Mavi Beyazlı Kulübün Başkanı Ali Demirhan Besim Durmuş'un açıklamalarının talihsiz olarak nitelendirerek kulübün borcunun bulunmadığını ve onursal başkan Mehmet Sekmen'le yaptıkları istişareler sonucu teknik direktör değişikliğine gittiklerini açıkladı. Erzurumspor yani hiçbir kuruma, hiçbir kimseye, hiçbir kişiye muhtaç değildir. Bizim hiçbir kuruma, hiçbir müesseseye, tabii devam eden ticaretimiz olan kurumlar hariç, adama markete 400 lira borcum var, ona 500 lira borcum, onu bilmiyorum. Şu an bile muhasebe borçlanmış olabilir. Bekleyen fatura yok başkanım. Şu an kulübümüzde ödenmemiş bekleyen fatura yok ve kulübümüzün kimseye de borcu yok arkadaşlar. Bu dedikoduları da ortadan kaldıralım. İşte kulübü borçlandırıyorlar falan filan. Bir kere bizim tüzüğümüzde kulübü borçlandırma yetkisi yok. Kanal 25 Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapım demeye geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.